2 Eylül 2019'da Kahramanmaraş İşgür örgütlenme çalışması yürüten Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Yumrukaya, sendika broşür ve bildirisini dağıtırken bir grup tarafından saldırıya uğramış, darp edilmiş ve arabasına zarar verilmişti. Yapılan saldırıyı kınayan Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu. Başkan Ay yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sendikacılar kaba kuvvete, hele hele suç bastırmaya asla pabuç bırakmaz. Biz bu saldırıyı yapanlara da azmettirenlere de Açıkça söylüyoruz, bu işin peşini bırakmayacağız, suç bastırmaya çalışmayın dedi. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Kahramanmaraş'ta örgütlenme mücadelesi yürüten sendikacıların işveren vekillerince saldırıya uğramasına yönelik olayda sürecin devam ettiğini açıkladı. Görüntüleri bulunan ve şikayete konu yargı sürecinde bulunan olayı haber yapan yerel basının baskı altına alınmaya çalışıldığını söyleyen Rafi Ay şunları kaydetti. Anayasal hakları ve genel kurallara uyarak bir örgütlenme çalışması yürütürken arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Darp raporları var, aracımıza bilinçli olarak çarpıldı, görüntüleri var. Şimdi bir de bu olayı haber yapan yerel medya organlarını baskı altına alabilmek için sözde tekzip metinleri gönderiyorlar. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri akıllarını başlarına toplamaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımız saldırıya uğradı, bu işin peşini bırakmayacağız. Belgeli olarak şikayetlerimizi yaptık, süreç işliyor, saldırıyı yapanlar elbette ortaya çıkarılacak. Bu olayın bizce faili bellidir. Yargı sürecinde de failler ortaya çıkacaktır. Bir yandan saldırı içine girilecek. Ortaya çıkınca da suç bastırmaya çalışılacak. Buradan işvereni de vekillerini de uyarıyoruz. Ortada bir sorun var. Bu işin sorumluluklarının suçunu bastırmaya çalışmayın. İşgur işvereni şunu bilsin ki devir kabalık devri değil. Firmaların saygınlığı işçilerinin saygınlığıyla ölçülüyor. Artık öz iplik iş üreten, kazandıran ve kazandırdığından hak ettiği payı alan onurlu bir sendikadır. Emekçilerin hakkına karşı eylem yapanlar bilsinler ki kendileri kaybederler. Örgütlenme anayasal haktır. Emeğe saygı duymayı öğreneceksiniz. Kaba kuvvetin hesabının sorulacağını da öğreneceksiniz dedi.